O gün tören yapılacağı, mezuniyet töreni yapılacağı yere hazırlandık ve geldik. Hani tamamen kendi isteğimizle ve tamamen kendi düşüncemizle, saf bir inançla tören günü orada bulunduk. Ben tabii törenden önce gerçekten o günün gecesi hep Allah'a dua ettim. Gerçekten yani hiç gurur hissedeceğim. Kestirememiştim. Üç kişi gerçekten yalnız kalmıştık. Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından bize destek olan insanlar vardı gerçekten. Ama yine de Allah'tan başka kimsemiz kalmamıştı. Olamıyor ya. Nasıl bir şey anlamadım. Yani aslında böyle hissedebileceğimi hiç sanmıyordum. Bu nasıl bir şey? Biz çok çektik. Bir tek o değil ki. Yani hayatımız boyunca çok çektik. O gün farklı bir şey olacağını düşünmemiştim. Hani en çok ne yaparlar? İşte geldiniz, size de hani başka yerde yemin ettiririz. Başörtülü yemin edebilirsiniz ve bu şekilde mezun ederler diye düşündük. Ama hiç öyle olmadı. O gün dediğim gibi arkadaşlarımız vardı törende. Kendi arkadaşlarımızın aileleri vardı. Mezuniyet törenine katılmışlardı. Bizim ailelerimiz yoktu. Sadece bir arkadaşımızın abisi gelmişti, Hülya arkadaşımızın. Zaten ailelerimize hani haber verecek bir durum da görmedik. Hani aksi bir şey olacağını zannetmiyorduk. Ailelerimize haber versek belki de hani bunu yapmayın diyeceklerdi bize. Ama biz inandığımız değerler uğruna oraya çıkmaya karar verdik. Ve biz bu kararı verirken dediğim gibi sadece üç kişi kaldık. Neyse şeyde tören kapısında beklemeye başladık. Başörtümüz nedeniyle yani şu an içeriye alınmıyoruz. Arkadaşlar içeride yemin ediyor. Ve biz öğrencisi, bu okulun öğrencisiyim. Ve üstelik sınıf birincisiyiz. Birincisiyim ve arkadaşlar da başarıyla okullarını tamamladılar. Buna rağmen içeri alınmıyoruz. Sırf başörtümüz nedeniyle. Ve kanunlarda bizden yana. Başörtüsü çıkaracak diye bir madde yok. Girmeyi düşünüyorduk. Orada biraz kaldık, bekledik. Öğretmenlerimiz konuştu, hocalarımız konuşmalar yaptılar. Sonra öğrenciler... arkadaşlarımız geldiler. Kapılarda birileri vardı. Kapılar tutulmuştu. Ve biz içeriden bir ses duyduk. Beyi arkadaşımızın olmadığı, ikinciye plaketini vereceklerini söylediler anonsta. Biz bunu duyunca içeriden de bazı uğultular duyduk, hareketlenmeler. Çünkü biz kapıdaydık ve törene katılmak için bekliyorduk. Oradan kapıyı bizim dediğim gibi Milli Gençlik Vakfı'nın sorumluları bize açtılar ve biz içeri girdik. Bize destek olmuşlardı, sağ olsunlar.
biz kendimiz emin adımlarla kürsüye doğru ilerledik. Orada beyi arkadaşımız hocamızdan izin isteyerek mikrofonu kendisinden aldı. O ana kadar her şey normaldi. Ancak tabii salon karışmıştı. Bize göre normal olan bir şeydi. Bizim için bu hakkımız. Yani oraya katılmak bizim de hakkımızdı. Normaldi bizim için. Ama diğerleri için bu hiç normal bir şey değildi. Yani bizim orada olmamız onlara enteresan şekilde yanlış geliyor ve kabul görmüyordu. Biz bunu anlamıyorduk. İçeriye girdik. Dediğim gibi bir arkadaşımız ben dedi buradayım. Ben bu okulun birincisiyim. Birinci olduğum ve ya şu an ben bu okulun öğrencisi oluyorum. Bir okulun birincisi olduğum halde bu serine katılmama müsaade edilir mi? Sakin ol. Konuşmaya hakkın yok. Tabii biz böyle bir saldırıyı asla beklemiyorduk. Ama daha sonra ben de bir arkadaşımıza yardım etmek adına onun ellerinden kurtarmak adına müdahale ettim ve ben kepimi de alıp yere attı. Biz arkadaşımızdan bunu beklememiştik. Tanıdığınız biri. Tanıdığım birisi, sınıf arkadaşımız zaten. Şimdi düşünüyorum, aslında hepimiz gerilmişiz. Gergin bir hale getirilmişiz. Aynı yay nasıl gerilir de ok fırlar ya, hepimiz o hale getirilmişiz. Tabii biz de o haldeymişiz, arkadaşlarımız da. Ama dediğim gibi bu arkadaşımızın bunu yapmasının gerekçesi olamaz. Bu şekilde törenimiz oldu. Arkadaşlarımızı aldı, başka bir salona davet ettiler. Biz orada ne olduğunu anlayamadık, çok şaşırdık. Hocalarımız bu üç kişiyi yemin ettirmeyeceksiniz, emrediyorum dediler, müdürümüz. Burada emir veriyorum, bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak, bu üçüne. Hocalarımız hiç hoş karşılamadı. Daha sonra arkadaşlarımız başka bir tören yerine alındılar. Kapıyı kapattılar, tekrar biz kapıda kaldık. Sivas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisiyim. Ve bu mezuniyet törenine katılmak YÖK kanunlarına göre benim de hakkım. Fakat şimdiye kadar başörtümüz nedeniyle her zaman bize engel konuldu. Bu engellere rağmen biz başörtümüzle öğrenimimizi tamamladık. Buna rağmen sonuçta bu yemin törenine katılmamamız için çeşitli entrikalar düzenlendi. Biz yine de bu törene katılmanın bizim hakkımız olması nedeniyle burada bulunuyoruz. Bu amaçla bulunuyoruz. Kesinlikle başka bir amacımız yok. Sadece yeminimizi etmek istiyoruz. Başımız kapalı bir şekilde. Çünkü biz böyle öğrenim gördük. Böyle de mezun olmak istiyoruz. O günden sonra zaten herkeste bir korku hasıl oldu. Ve onları Sivas terk ettiğini biz duyduk. Yine biz de Sivas'taydık. Hiç kimse bizimle görüşmek istemedi. O saatten sonra halkta korku başladı. Arkadaşlarımızda korku başladı. Bizimle görüşmeyi kabul etmediler. Biz zaten kimse kalmamıştı. Herkes evine dönmüştü. Sivaslı arkadaşlarımız bile hani normalde oradalar. Bizimle görüşmediler. Gelip hiçbir şey söylemediler. Yani bir nevi dışlandık. Dışlandık ama tabii belli kuruluşlar tarafından da sahiplenildik. Onlardan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum onlara. O dönem annem ve babam aradı. Hiçbir şekilde ben onlara haber vermemiştim. Ben annem ve babama anlatmadım. Onlar televizyonlardan gördüler. Kızım dedi, mezun olamayacaksın, okulunu yaktın dedi. Ben de baba dedim, üzülmeyin dedim. Sivas halkı bizimle dedi. Onlar bize destek oluyor dedi.
Zaten görüntülerden sonra bizi mezun etmek zorunda kaldılar. Daha sonra bizi bir odaya topladılar, kapalı arkadaşları. Yemin okutturdular, yeminimizi ettik ve ondan sonra mezun olabildik.